Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Sümeyye'nin evindeyiz. Sümeyye baktım hemen fuyla ne diyor. Şu da ışık gibi bak mı, telefon ışığıymış. Renk verdi. Şöyle Sümeyye çörek yapacak akşam yemeğinin yanına. Malzemelerimizi buraya hazırladık. Şöyle hemen sayayım arkadaşlar. Bir su bardağı sütümüz var. Hemen şöyle sütümüzü, suyumuzu ılıttık. Ilık şekilde dökelim ki mayamız çabuk gelsin. Şöyle bir su bardağı suyumuz. 2 yemek kaşığı şekerimiz var. Burada yaş mayamız var. Bir paket bu. Dondurucudan çıkarttığımız için şöyle biraz ben cimcikledim. Çabuk erisin diye. Bir tanesi kalmış. Çırpıcımızla güzelce karıştıralım. Yaş mayamız erisin. Kurumaya da kullanabilirsiniz. Bir paket arkadaşlar. Evinizde ne varsa onu kullanın. Sümeyye'nin evinden de yaş maya varmış. Ben de geçen yaş maya alacaktım. Bulamadım. Markette yoktu. Yaş mayanın şeylerini daha çok seviyorum aslında. Yumuşak oluyor. Bazı markette bulunmuyor. Ben de kurumaya kullanıyorum. Bunu da alıyorum da kurumayı daha çok kullanıyorum. He. Malzemelerimiz, evde olan malzemelerden şöyle yarım su bardağı sıvı yağımız var. Unumu alabilir miyim o taraftan? Sana zahmet. 5 su bardağı unumuz var. Unumuz yine Teksin'in unu kullanıyor arkadaşlar. Eğer soracak takipçilerim olursa yorumlarda genelde unumuzun markasını soruyorsunuz. Teksin markası. Şöyle bir tatlı kaşığı tepeleme doğrusu da tuzumuz var. Hemen şöyle kenara alıp hamurumu şurada yoğurmaya başlayayım. Ne kadar un koydun anne? 5 su bardağı. Hamurumuz kulak memesi kıvamında yumuşaklığı öyle olacak. Geri kalan unumuzu da şöyle yavaş yavaş ilave edelim. Döksümeyi onu da dök. Alacak. Tamam. 5 su bardağı unumuzun tamamını kattık. Şimdi güzelce hamurumuzu şu kenarlarını toparlayarak arkadaşlar görüyorsunuz. Hamurumuz tamamen anlatmaya gerek yoruldu. Yok. Şimdi üzerine kapatalım. Mayalanmaya bırakalım. Şöyle hamurumuzun mayası çok güzel bir şekilde kabardı. Hemen tezgahımızın üzerine biraz un serpiştirelim. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel kabardı. Hamurumuz çok yumuşak. Şöyle havasını alalım. Buna poğaça da olur bu değil mi anne? Tabii canım olur. Yumuşacık bir hamur baksana. Süt girdiği zaman zaten poğaçalı hamur oluyor. Hamurumuzu şimdi kare bir şekilde büyütelim. Tamam. Başladık. Şimdi arkadaşlar hamurumuzu böyle kare bir şekilde bayağı büyük açtım. Şöyle yarıdan az olan kısmını ince ince keselim. Ruletimizin yardımıyla hızlı bir şekilde keselim. Benim hep böyle kesmede bir sıkıntım var. Ayarlayamıyorum. Küçüklü büyüklü. O yüzden yavaş yavaş kesiyorum arkadaşlar. Şöyle çikolatamız var. Önce bir koyalım, sonra bıçak yardımıyla ince bir şekilde sürerek
bakalım az gelirse tekrardan alırız. Çikolatamızı her tarafa girecek şekilde yayalım. Evet, biraz az olmuş arkadaşlar. Olmayanları ilave edeceğim sonradan. Çikolata bombası gibi oldu bu. İzmir bombası diyorlar. Kahvaltıya gerçekten çok güzel bir çörek tarifi. Evet. Bunun patatesli de olur bu anne. Ben bunu arkadaşlar evde bir yaptım. Benim şeyim, neyi onun adı Sümeyye, sen aldığın yeni fırın kabım. Ha. Fırın kapıydı, neydi şunun adı? Adım kek kalıbı. Kek kalıbım güzel değildi. Onu mu yaptın? Onu yaptım. Şekli böyle eğri gibi oldu. Benimki daha değişik ya yuvarlak. Ondan sonra onu kendimiz bir yedik. Çok hoşuma gitmişti onun tadı. Sümeyye'de bugün Sümeyye'deydik. Şey aldım deyince kek kalıbını, hemen hoşuma gittiği için bu kalıpta bunu da denedik. Şimdi şöyle kenarlarını incelterek, hamurumu çok güzel mayası gelmiş. Hemen tekrardan ben işlemi yapana kadar kabarmaya başladı bile. Kendime şöyle çeke çeke güzelce saralım. İncelterek incelterek. Hı-hı. Tepsimizi şöyle arkadaşlar yağladım. Tereyağıyla hemen yaptığımız çöreğimizi içine koyalım. Şimdi arkadaşlar biz Sümeyye'nin yardımıyla beraber çok güzel bir şekilde koyduk bozmadan şeklini. Ben bunu bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Tepsi mayasını alsın diye şöyle üzerine kapattım. Ondan sonra şöyle yumurtamızın bir tane sarısı var. Bunu hemen güzelce karıştıralım. Tepsi mayamız çok güzel bir şekilde kabardı. Hemen mayasını kaçırmadan şöyle yavaş yavaş dipten alarak sürelim. Asaf geliyor. Fırçamızı şu iç kısmından da alalım. Güzel kızarsın pişerken. Şöyle seni çekeyim mi anne? Beni bir çek. Çiçeğimize böyle ekran resmi çektik. Çiçeğimize çok güzel arkadaşlar. Bu arada şöyle göstereyim. Benim çok hoşuma gidiyor Sümeyye'nin çiçeği. İnşallah ben de alacağım. Sümeyye böyle güzel yerleri bulup alıyor. Daha hiç demiyor. Yumurtamızı sürdüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kek kalıbımızı bayağı taşırmaya başladı. Tepsimiz çok güzel bir şekilde geldi. Hemen fırınımıza gönderelim. Çöreğimiz pişti arkadaşlar. Şöyle ön sıcağını biraz çıkarttık. Daha da sıcak da. Hemen şöyle tabağımızı tertemiz çevirip. Şişt, şişt. Wow, çok sıcak. Evet. Harika olmuş. Gerçekten çok güzel kek gibi kabardı.